Selam Facebook kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Onur kardeşimizin hesabındayız. Kendisinin kadrosu, konsol kadrosu ve 12.000 TL'si satışta. Instagram adresini şuraya bir yere koyuyor olacağım. Kendisiyle irtibata geçin. Artık indirim yapar mı? Fiyatı sabit midir? Detayları kendisiyle paylaşabilirsiniz. Elçiye zeval olmaz. Biz size aktarmakla yükümlüyüz. Kendisi konsol hesabıdır. Konsol hesabı genelde PSN adresiyle birlikte verildiği için çok fazla satışta olan konsol hesabı genelde olmuyor. Almak isteyenler kıymetini bilsin bu videoların diyoruz ve like'ınızla destek olursanız çok mutlu oluruz. Dostlar isterseniz şöyle menajerle başlayalım. Bakalım kimler var. Xavi var, Mikel Arteta var gördüğünüz gibi. Ten Hag var. 3 tane bosslu menajer. Bunlardan bir tanesi top çevirme. Bu arada Mikel Arteta da top çevirme. Ten Hag da uzun top kontra biliyorsunuz aynı zamanda. Luis Roman Sitter ve Valbuena gibi oyunun kalburüstü menajerlerinde olduğu görünüyor gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bakalım kaleciyle başlayacağız. Schmeichel var kalede. Onun dışında David Raya, Ter Stegen, Szczesny, Martinez, Unai Simon gibi kaleciler görünse de açıkçası bu arada Unai Simon kaç oluyor çok merak ettim. 99'da kalıyormuş. Tabii ki de biz buraya Schmeichel alacağız. Schmeichel'ı aldık. 102 hatta top çevirme Luis Roman bu 88'lik mi? Hadi top çevirme alalım. Şöyle taktik değişikliğinde top çevirme yapalım. Zaten maç yapmayacağız. Sadece kadro kuracağız. En azından reytingi yüksek yükselme durumu olduğunda yükselsin. Bu arada belki oyuna göre fullledi. Belki de kendi fullledi. Bilmiyorum oyuncuları dostlar. Şimdi bize böyle bir diziliş bırakmış. Biz de tabii ki de elimizden geleni yapacağız. Bu dizilişe layık bir kadro kurmaya çalışacağız. Tomori var, Rahmani var. Rudiger var, Christensen, Magalhaes, Smalling, Araujo, Thiago var. Tabii bunlar hormonlu oyuncular ama iş görür belki. Yani sizin ne kadar seveceğinizi bilmiyorum. Aldair var, Baresi, Maldini var dostlar. Şimdi sol bekte ne var bilmediğim için Maldini'yi sol bek alayım. Baresi'yi gelip buraya alayım ve Aldair var gördüğünüz gibi. 3 tane defans oyuncusunu da aldık. Aynı zamanda Saliba kaç oluyor? Şöyle bir Saliba'ya bakarsak Saliba'da 99 olduğu görünüyor. De Ligt da 99 mu oluyor? De Ligt 100 oluyor. Oha! Dostlar De Ligt 100 oluyormuş. Saliba 99 oluyor. Zaten onun dışında 100 olabilecek bir stoper yok. 95 rating gördüğünüz gibi. Bir Saliba 96 kalıyor şu anda kadroda olmayanlar arasında. Defans hattı ve kaleci 100 ve üzeri oldu. Çok güzel. İnelim aşağı doğru. Kandele var. Costa Curta var gördüğünüz gibi. Costa Curta'yı alırsak 101 olacaktır. Çok güzel. Aynı zamanda Kandere de var. Eğer ki 2 bekle oynamak isterseniz dostlar. Kandere de rahatlıkla 2 bekli bir şekilde de oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Bildiğim kadarıyla Kandele de 101 oluyordu diye biliyorum ama şöyle 92 kaç? 1058. Yani 100-101 falan oluyor. Hemen sağ bek kısmına baktığımızda Tomiyasu var. Şöyle inelim. Maicon. Şu şekilde de yapılabilir dostlar. Maicon 102 oldu gördüğünüz gibi. Şu şekilde iki bekli bir şekilde de oynanabilir. Bu arada isterseniz zaten bunu stopere alabilirsiniz. Fark etmez. Maldini hem sol bekli hem de stoper pozisyonda reytingi düşmeden oynayabiliyor. Neyse De Ligt'i bu arada yüzlük diye aldık oyunu ama çıkarmak zorunda kaldık. Dixon var. Dixon 96 rating maksimum 100 olacaktır. Burada zaten Maicon adamın dibi. Maicon oyunun en sağlam ofansif beklerinden biridir. İş görecektir. Şimdi gelelim defansif orta sahaya. Gördüğünüz gibi defansif orta sahada Abe var. Abe senin ne işin var orada ya? Petit var. Rijkaard var gördüğünüz gibi. Makalele var. Dostlar Rijkaard'ı buraya alabilir. Hatta rating olarak ben bu takımı iyi yapmak istiyorum diyorsanız da şöyle yapabilirsiniz. Gelip şöyle defansif orta sahada Makalele'yi de şuraya alıp Laps dediğimizde gördüğünüz gibi şu anda defans hattı ve oyuncular, bütün oyuncular 102 ve 103 şeklinde sıralanmış durumda oldular top çevirme taktiğinde. Ambrosini var, Xavi var gördüğünüz gibi. Xavi de alınabilir. Xavi de gördüğünüz gibi 103 oluyor. Şu ana kadar gerçekten çok iyi bir kadro kuruldu. Kuruluyor da diyebilirim dostlar. Bu arada GP vesaire coins'ini hepsinin bütün detaylarını merak etmeyin kontrol edeceğim. Aklıma gelen bütün detayları yani. Kante var, Petit var. Bunlar kadroda ilk 11'e giremediler ama hormonlu. Bu arada gerçekten çok fazla hormonlu oyuncusu olduğu görünüyor.
İşte Tielemans, Guendouzi, Caicedo, Odegaard vesaire, bunların hepsi gördüğünüz gibi hormonlu oyuncular. Rafael Leao var, David Beckham var. Dostlar, David Beckham'a gelip şu şekilde David Beckham'ı da alabiliriz. Çok güzel bir şekilde 102 rating yapmış olduk. Başka kimler var? Hunus var, Guti var, Roberto Baggio var. Roberto Baggio da alınabilir. Santrfor'da ve ofansif orta sahada. Aslında diziliş olarak şey yapabiliriz. 4-1-2-3 değil de 4-2-1-3. 4-2-1-3 olabilir. Hatta şöyle gelip bunu go yaparız. 103 olur. Ve şunu da kanada şöyle çekeriz. Şunu da ofansif orta sahaya çekeriz. Bu şekilde devam edebiliriz. Aşağı doğru iniyorum. Pedri'ler var. Rafael Leao var. Rafael Leao'yu da şimdilik gelip buraya alabiliriz tabii ki de. Aşağı indik. Neymar, Frank Ribery, Lionel Messi var. Lionel Messi şu kartı 105 demek ki kendi fullemiş. Çünkü bu kartı normalde 106 oluyor arkadaşlar. Bu arada ilk 11'i full destansı kurabildik. Bu bence bir hesap için çok büyük bir artı. Frank Ribery var, Neymar var. Frank Ribery 102 olur. Şöyle inelim aşağı. Neymar var. Neymar'ı da şu şekilde alırsak en azından reytingi yükseltmiş oluruz. 2030 ilk 11 kolektif güç rekoru oldu. Bence bilmiyorum ama yani son zamanlarda yine konsoldaki iyi hesaplardan biri. Cruyff 103 yapar. Süper. Şu anda tamamıyla en yüksek reyting kimler? Onu almaya çalışıyorum dostlar. Şimdi başka kimler var? Rafael'i almamıştık. Messi'yi aldık zaten. Güzel. Kadro şu anda bu kadar. Hemen şöyle genel diyorum. Genel dedikten sonra şöyle yapıyorum. Dostlar, Lionel Messi'nin bakın gördüğünüz gibi şurada bir tane Lionel Messi var. 105 rating, yani o normalde 106 oluyor. Aynı zamanda genç ve yaşlı olmak üzere toplam 3 tane en kalibre, en üst düzeyde Lionel Messi'sinin olduğu bu hesapta görünüyor. Neymar var, Rummenigge var, Cristiano Ronaldo var diye gidiyor. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz 103. Yani reytingi ne kadar çıkarabilirim diye bakıyorum. Hani Frank Ribery 102 oluyor. 103 olan, yani Neymar'da 102 olduğu için evet, onun dışında 103 olan biri yok. Zaten David Beckham'ın 102 olduğunu biliyoruz. Dostlar, 2034 kolektif güç. İsterseniz gelin şuradan yedeklerden de bir alalım. Toplam kolektif güçte kaç olacak? Rezervde ne kadar oyuncu kalıyor? Rezervde destansı kalıyor mu? Bütün detaylarını birlikte kontrol edeceğiz. Hemen şöyle aldım. Dönis Bergkamp'ı da alıyorum. Orta kafa oynamak isteyenler için sağlam bir ortacıdır David Beckham. Aldık. Şey almayalım. Full destans alalım dostlar. Yani rating 1-2 yüksek olacak diye de oyunculara şans vermeyelim kadro kurarken. Costa Curta'yı da alıyoruz. Kandere'yi aldım. Bu arada Giroud'u da çıkarmış. Ve Rafael Leao'yu almak kaydıyla bütün oyuncular full destansı ve yüksek reytingli olmuş oldu. Gördüğünüz gibi 3070 kolektif güç var kardeşimizin hesabında. Videonun sonunda yine Instagram'ını zaten şuraya bir yere koyuyor olacağım. Bu arada inanılmaz bir kadro. 4-4-2 falan da oynanır. Hatta yani şu şekilde gelip şöyle yapıp eğer ki daha şey yapılmak istiyorsa 103-103 burada mesela biraz daha ofansif bir kadro ile çıkarım derseniz aslında çok fazla gerek yok ama hani şu şekilde en azından şöyle yaparak David Beckham'ı da değerlendirebilirsiniz dostlar. Gerçekten 3070 kolektif küçük jockey'e aynı zamanda gördüğünüz gibi burada destanslar mevcut. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 tane, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, şöyle bakıyorum. Hadi bunları saymıyorum, bunlar ücretsiz. 30 tane dostlar şu anda destansı mevcut hesapta ve birçok da hormonlu oyuncuların olduğu görülüyor. Aynı zamanda mesela Mbappe çok iyidir. Mbappe var. Yani burada aslında çok çok kaliteli kartlar var. Pedri mesela, Pedri'yi birçok oyuncu kullanıyor. Hatta Pedri'yi Victor'da kullanıyor. Şu an ilk 8'deki Victor'da kullanıyor. İş görebilecek oyunculardan biri. Valla Kante'nin defansif özellikleri iyi. Defansif anlamda. Hernandez var, defansif özellikleri iyi. Bilmiyorum ama benim hoşuma giden hesaplardan biri. 12.000 eder mi, etmez mi, iyi mi, belki de daha mı ucuz, artık onu siz kardeşimizle
irtibata geçip konuşarak birlikte çözersiniz. Dostlar, bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok sağ olun. Hesap bu, adres belli. Instagram'dan kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.